ilgi spor olayları var. Go, 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 go. Uzak Doğu sporları Almanya'da gençlerden büyük ilgi görüyor. Biz de bu sporların yapıldığı Kick spor salonuna gidiyoruz. Antrenör Kudret Tepik'e Uzak Doğu sporlarını soruyoruz. Uzak Doğu sporuyla uğraşıyoruz. 25 senedir Sinan abiyle beraber tekvando, yanı sıra kickbox, free fight, korunma, İşte özel koruma işlerine uğraşıyoruz. Uzak Doğu sporlarına 7'den 70'e herkes başlayabiliyor. 6 yaştan 73 yaşına kadar antrenörümüz, boks antrenörümüz de 73 yaşında çok aktif. Az önce çekimde de görmüşsünüzdür. Her tür ülkeden, yani karman karışık, Türk'ünden, Alman'dan, Rus'undan, İtalyan'ından güzel bir ortamda çocuklara eğitmeye çalışıyoruz. Tepik tüm spor severleri haftaya düzenlenecek turnuvaya davet ediyor. Kando Spor Kulübü olarak Castro Bravo Spektrum Diskosu'nda 5. en 31'inde canlı naklen yayınlanacak bir turnuva hazırlığındayız. Turnuvada kickboksör, free fight, bir tane de boks maçı olacak. Kicks spor salonunun işletmecisi Sinan Ermiş'in kendisi de yıllardır Uzak Doğu sporları ile ilgileniyor. 30 seneden beri tekvando ile uğraşıyorum, kickboksla beraber. Evet, burada siz de Kicks spor salonunu çalıştırıyorsunuz. Salonunuzla ilgili bir bilgi verir misiniz? Salonumuzda tekvando, Thai kickboksun falan yapılıyor. 120-150 civarında öğrenci bünyemiz var. İşlerinin 50 tanesi aktif şekilde dövüşüyor tekvando'da, kickboksunu, Thai boksunu. İki tane yetişmiş öğrencimiz var. Birisi B klası, Avrupa ikincisi falan, Almanya ikincisi. Sayıyla kaybettiği için ikinci sırada kaldım. Minik sporcular Uzak Doğu sporlarına savunma sporlarıyla başlıyor. Tekvando ve kickboksunu 6 yaşından itibaren savunma sporlarını alıyoruz. Tekvando olsun, kickboks olsun. İçinde bunların zelf driving'i falan da yapılıyor. Çocuklar için iyi bir şey. Kendilerini savunabilmeleri için. Uzak Doğu sporları yalnızca Türk çocuklar arasında popüler değil. Türk ağırlık Türk. Moroccanlar var, Polonyalılar, Sri Lanka, Alman. Karışık şekilde hepimiz bir arada iyi geçinerek antrenmanımızı yapıyoruz. Sporumuzu yapıp devam ediyoruz. Beşinci en 31'inde Castro Proxel Spektrum'da bizim ilk turnuvamız. Benden 8 tane dövüşçü katılacak. Aynı zamanda başka okullardan da gelenler de var. Kamal Elamrani, İlami Özden, Özkan Köze, bunların öğrencileri de geliyor. Onlar da aynı zamanda orada bulunacaklar kendileri de. İyi bir atmosfer olmasını dileriz. Uzak Doğu sporlarına bayanlar da ilgi gösteriyor. Seni tanıyabilir miyiz? Reyhan Gönül. Reyhan, kaç yıldır bu sporla uğraşıyorsun? 15 sene. Peki bayanlara önerilerin ne olacak bu sporla ilgili? Neler söyleyeceksin? Bayanlar hepsi yapsın dövüşü, öğrensinler kendilerini şey yapmak için, korumak için çok önemli bayanlar için. Güzel bir spor yani, yapsınlar. Peki hiç müsabakalara çıktın mı, turnuvalara katılma durumu oldu mu? Hep katıldım. Peki nasıl, derece elde etme durumu oldu mu? Tabii ki yenilme de var ama yenilince de bir şey olmuyor yani. İnsan yenilip de öğreniyor. Genç sporcuları şimdiden turnuva heyecanı sarmış bile. Benim ismim İlyas Ermiş, 15 yaşındayım ve sporu 9 seneden beri yapıyorum. Turnuva şimdi ayın 31'inde, yani 5. ayın 31'inde turnuva hazırlanıyoruz. Zar zor ve yapıyoruz gene. Sonradan da... Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum ya. Kazanacak mısın? Evet, kazanırım inşallah. 18 yaşındaymış. 14 yıldır tekvando kickboksunu yapıyor. Şimdi dövüş için hazırlanıp rakibini bekliyor. Biz de turnuvaya katılacak tüm sporculara başarılar diliyoruz. (Gülüyor)